Herkese mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bir Veryans'ın akşamında yine Nihat Genç'le beraberiz. Bu hafta da oldukça gündem yoğun, önemli gelişmeler yaşandı ki haftaya damgasını vuran şeyler var. Hemen Nihat abiye dönmek istiyorum bununla ilgili. Merhaba Nihat abi, merhaba. Hoş geldin tekrar. Nihat abi en son... Üstüne önce bir şey söyleyeyim. Yavuz Selim arkadaşımıza çok teşekkür ederim. Balyoz davası sürecinde bize de çok şey öğretti. Bir nevi vatani görevini yapar gibi hiç kimse konuşamadığı dönemlerde hem Yeni Çağ'da hem burada hem Halk TV'de çok düzgün şeyler söyledi, ortada durdu. Asker kökenli olduğu için Yavuz Selim oradaki birçok yüksek subayı tanıyordu, yani okul yıllarından beri tanıyordu. Bize de bu konuda çok bilgilendirdi. Burada yaptığımız bütün programlarda da bize çok yardımcı oldu. Tabii radyo süreciyle sonuna geliyoruz mahkeme aşamaları olarak. Kendisi vatani görevini yaptı. Kendisine çok teşekkür ederim. Ulusal kanal olarak, bir de arkadaşlar olarak. Şimdi ekmeğini kazanmak için Orta Asya'ya gidiyor. Biraz ekmeğini kazansın, karnı doyursun. Belki ileride yine devam ederiz. Ulusal kanal sizleri çok başarılı bir spiker olarak, Nihat Genç'le röportajcı olarak önüme koydu. Çok teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için. Çok sağ ol. Buyurun. Ben teşekkür ederim. Evet değerli gazetecimiz Yavuz Selim Demirağ'da ben de aynı şekilde bu ekranlardan teşekkür etmek isterim. Hemen gündeme dönmek istiyorum Nihat abi, çünkü az önce de söyledim, gündem oldukça yoğun ve bu hafta gündeme en çok damgasını vuran AKP Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşçu'nun sözleri oldu. Biliyorsun ilk olarak Twitter'dan bir mesaj attı. Cumhuriyet için 90 yıllık reklam arası şeklinde konuştu. Daha sonra yaptığı röportajlarda geri adım atmasını beklerken aslında tam tersini yaptı. Söylediklerini savundu ki bunun paralelinde 16 Türk büyüğünü Cumhurbaşkanımız arkasına alarak Filistin Devlet Başkanı'nı karşıladı. Bunları nasıl değerlendireceğiz? Nereden gideceğiz, nereden şey yapacağız? O 16 Türk Devlet Başkanı için bir şey söyleyeyim. Canlı heykeller için. Çünkü dikkat edersen canlı yaptılar. Şimdi bunları heykel olarak da yapabilirlerdi. Türkiye'nin birçok tarafında da MHP'li belediyeler mesela bunları şey olarak yapmıştır. Heykel olarak yapmıştır. Bu 16 Türk karşılıyor mu karşılamıyor mu, 16 Türk devleti var. Bunlar çok tartışmalı. Giydikleri giysiler uyuyor mu uyumuyor mu? Tarihin o konuda çok net detayları yok. O konuda acemilik de yapabilirler. Fakat çok büyük bir alay demeyeyim de çok büyük bir tartışma konusu oldu. Hafif alaylar falan da var. Fakat bunu fırsat bilerek bir iki cümle edeyim orada. Bir madem geriye dönüp 16 Türk devletine bakıyoruz, yani geçmişteki devletlere bakıyoruz. Genç çocuklar hafızasından haritaya bakarken bunu unutmasın. 2000 yıllık tarihimiz içerisinde ilk 1000 yıl Moğolistan'dan ya da Kamçatya sınırlarından Finlandiya'ya kadar Hunlar, Akınlar diye bir bölgedeyiz 1000 yıl. Tam olarak o bölgedeyiz. Uçsuz bucaksız dünyanın neredeyse yarısı. İkinci bin yıla girdiğimiz zaman aşağı inmeye başladık. Hindistan'a, İran'a, Hazar'a, Anadolu'ya, Balkanlara, hatta Avrupa içlerine, Macaristan'a kadar. Fakat şimdi ikinci bin yılı devirdiğimizde Cezayir'de yokuz, Mısır'da yokuz, Suriye'de yokuz, Balkanlar'da yokuz, Hindistan'da yokuz ve Orta Asya'nın hepsinde yokuz. Çünkü Sovyetler bir nevi Rusya'nın federasyonu şeklinde devam ediyor. Ve kala kala Türkiye Anadolu topraklarına kaldık. Ve Anadolu toprakları da bugün siyasi iktidar olarak başında ki insanlar işte nasıl insanlar olduğunu görebiliyoruz. Herkes biliyor. Ve 2000 yıllık tarih içerisinde bir nevi bu koskoca coğrafyalarda dağıldık. Ayak izlerimiz var, doğru. Giysilerimiz var, doğru. Ama dağıldık ve bir Anadolu yerine sıkıştık. Anadolu'da da işimizin, sınırlarımız çatışmalı ve işimizin çok zor olduğu bir yerdeyiz. İnsanlar 2000 yılda büyük yürüyüşe, bir milletin, bir halkın kültürüyle, siyasetiyle büyük yürüyüşüne bakmalı. İlk 1000 yıl Finlandiya'ya kadar, Moğolistan'dan Finlandiya'ya kadar, ikinci 1000 yıl Hindistan, Cezayir, Mısır, Balkanlar. Ama 2000 yılını devirdiğimizde bütün buralardaki her şey hafızamız unutuluyor. Kaybettik ve bir Anadolu toprağına sığındık. Ve sığınmamız da bu şu andaki, değil mi, siyasi bir felaketin eşiğindeyiz. Bunu bir tarih felsefesi olarak herkes kafasında biliyorsun. Bunu söylemek isterim. Tabii orada bir de şey, hile yapıyorlar. Şimdi biliyorsun dini hassasiyetten çok dem vuruyorlar. Dini hassasiyetleri, bir sürü dini hassasiyetimiz var tabii. Bunların biri de şey, heykel, Atatürk heykelleri, put falan diyorlar. O tarihi merdiven gibi. Tayyip Erdoğan Bey'in indiği merdivene canlı heykel koyuyorlar. Şimdi burada da hülle yapıyorlar.
Çünkü başka tür heykel koysalar hani o puta tapmak gibi olur. Canlı heykel. Ben de o zaman hülle yapabiliyorlar. Yani canlı heykellerini canlı koyarak bir hülle yapıyorlar. O halde Atatürk'ün heykelleri de hani her yerden kaldırılıyor, indiriliyor. O halde bu beyefendiler Atatürk'ün heykellerin kaldırıldığı her yere canlı heykellerini koyalım. Bu Bülent Arışlar'ın ya da Tayyip Erdoğan Bey'lerin canlı, çok benzeri canlı heykellerini koyalım. Hülleyle bir sürü hassasiyetle puta tapmak gibi bir dini hassasiyetle hülleyle pekala aşılabiliyormuş yani. Bunu da bir fıkhi bir soru olarak şey yapayım. O Tülay Hanım tabii bu hafta gündemi bu kadar dünyanın yıkıldığı Paris'te ne edip başardı yani gündeme girmeye Tülay Hanım. Reklamlar arasıymış. Cumhuriyet reklam arasıymış diye. Özellikle Ankara'da sen biliyorsun. Tabii Davutoğlu. Mecliste bir şok geldi. Unutmayın Davutoğlu Bey'in Cumhuriyet'in parantez arası dediğini unutmayın. Oradan çıkıyor zaten bunlar. Böyle bir niyetleri de var işte. Cumhuriyeti değiştirmek, devrimleri, kılık kıyafet değil, marş, saray. Hepsiyle böyle bir hevesleri var. Fakat bu topraklarda direnen büyük bir halk var. Yani bunu ne yapacaklar bilmiyorum. Bir rüya ve şey. Osmanlı'yı nasıl kuracaklar? Şam yolunda rezil oldular. Bütün sınırlarımız kevgir. PKK ile uğraşamıyorlar. Tülay Hanım nasıl bir Osmanlı istiyor onu bilmiyorum ben. Onun, bir de Osmanlı çeşit çeşit yani. Hangi Osmanlı? Yani bir hanımefendi bir yaka, buluz, yani boylarını verse bir anlasak nasıl, ne tür bir Osmanlı istiyor? Osmanlı'nın başı Söğüt kuruluşundan istiyorsa Söğüt bunlara yetmez. Yani minnacık yer. Sonun Vahdet İslam orduları yenilmiş. Vahdettin İngiliz gemisiyle kaçıyor. Ve sev haritasıyla gene Sivas kadar bir yer. Son öyle bunlar idare edemez. Dişinin kovuna sığmaz sonu. Ve ortasına sulanıyorlar galiba Fatih Süleyman. Onun da sadece filmini çekmek 2 milyon dolar. Çok pahalıya mal olur. Macar topları gelecek bir daha Fatih falan. Onlar zor iş bunun için. Çok pahalı iş yani. Bir de yani 17. Mart'ın devleti hazırlanıyor ama bu devletin de bir şey lazım. Amnemi lazım. Hani oraya 16 kişiyi koydular ya. O kırçıl sakallı, uzun sopalı Azim Endiler'den 17. Türk Devleti'ni sembol olarak Tayyip Bey'in yanına koyalım yani. Reklam arasıymış Cumhuriyet. Yani, evet doğru diyor. Biz Cumhuriyet'i reklamla kurduk. Osmanlı da reklam alamadığı için dağıldı. Biz Çanakkale'de ve Sakarya'da kanılarımız, top arabalarımızı, katırlarımızı, sponsorlar vardı. Sponsorlarla çektik. Değil mi? Çanakkale'de yüz binlerce şehidin kanını sponsorlar geldi. Temizledi, deterjan paralarımızı verdi. Bu hanımefendi bir çok şey sormak isterim yani. Mesela bir şey sormak isterim. Gerçekte dünya tarihinde Osmanlı'nın neyi meşhur dediğimizde hat, müzik, zaferleri, sarayları ve müziği birçok şey söyleyebiliriz yani. Ama Osmanlı'nın en meşhur olan şeyi batışıdır. Bir imparatorluk battı. Bugün Avrupa'nın vazgeçemediği tek şey vardı. O da Birinci Dünya Savaşı'nın kutlamalarını hala devam ederler. Hala İngiltere, hala Fransa Birinci Dünya Savaşı'nı. Kendilerinin verdikleri milyonlarca şehit ayrı ama onun başka bir anlamı var. Bir Osmanlı'nın yıkılışıdır. Osmanlı'nın batışı çok Doğu ve Batı tarihlerinde hala anlatılır. İslam orduları yenildi. İstanbul işgal edildi. O İslam orduları silah teslim etti. Bu İslamcıların bilmediği, anlamadığı da bu. Atatürk darbeyle, saray darbesiyle iktidarı ele almadı. Atatürk teslim olmuş. Arkadaşlarını, telefonu, telgraflarını arayıp yeniden değil mi tek başına değil mi, yola çıkalım dedi. Tabii ki de. Ve bu insanlar hala İslam ordularının yenildiğini anlayamıyorlar. Ve Fahri Rıfkı Atay, Batış Yılları kitabı, Türkçe'de yazılmış en feci, o kara günleri anlatan muhteşem bir kitaptır. Çok acıklı bir kitaptır. Batış Yılları'nı yalnız Fahri Rıfkı Atay, bu Hürt ve bağımsız topraklarda yazmak kısmet oldu Fahri Rıfkı'ya. Şimdi bunlar ikinci batışa hazırlanıyorlar. İkinci Batış Yılları'nı. Nerede yazarlar bunu, hangi ülkede yazarlar? Onu ben bilemem ama bu ciddi bir soru. Türkiye'nin siyasi felaketlerin içinde yeni bir batışa gidiyorlar. Bunların özlediği Osmanlı'nın batışıdır. Bunlar 19. yüzyılda çürüyen, dağılan imparatorluğu bilimde, sanatta, fikir özgürlüklerinde, bireysel özgürlüklerde neden geri kaldığını hala anlamış değiller. Bu Osmanlı'nın nesini, değil mi?
Eğer 12. asrı, 13. asrı ki bunlar Hacı Bektaşlarla, İbn Arabilerle, Mevlanalarla bizim de üstünde durduğumuz o coşkun asırlarsa, o zaman hırsızlık yapmayın. Temiz olun. İnsanları kardeşleyin. Bunlar başka bir yerdeler. Yani çok şaşırıyorum. Hanımefendi hala bir reklam arası deyip, yani Cumhuriyeti bu şekilde, kendisini nerede okudu, değil mi? Bu okullarda okudu. Tabii ki de. Başka bir şey söylemek lazım. İnsan hani baklavayı çok yiyince kusması gelir. Galiba Cumhuriyet'te fikir özgürlükleri, kadın özgürlükleri çok fazla geldi. Artık kusuyorlar. Biraz da haremcilik oynamak istiyorlar. Biraz da üçüncü karı olalım, dördüncü karı olalım gibi. Değil mi? Böyle şeriat özlemi şeyler istiyorlar. Yolları açık olsun. Ama unutmasınlar, bu bağımsız topraklarda milyonlarca genç, idealist, bilgisayar mühendisi, öğretmen, okumuş insanlar yetişti. Ve bu toprağın iftiharıdır ve direnişini temsil ediyor. Kendileri belki de genel başkanlara seçim yaklaşıyor. Genel başkanın yeniden milletvekili olmak için böyle hani şeyler yapıyorlar, yağdanlıklar yapıyorlar, hani şey yapıyorlar. Toplum karşısında konuşmayı öğrensinler. Bu toprağın bağımsızlığı, egemenliği ve cumhuriyete karşı böyle saygısız konuşmasınlar. Cevaplarını alırlar ve her zaman alacaklar. Her anlamda cevaplarını alırlar. Cümlem budur. Sadece sözel değil. Her anlamda cevaplanırlar. Peki Nihat abi, ben aslında biraz da şunu merak ediyorum. Sen de bahsettin. Hangi Osmanlı? Daha bunu bile tam net anlaşılmamış bir durum var ortada. AKP milletvekilinin Cumhuriyet'ten bu kadar nefret etmesinin en büyük nedeni nedir sence? Başka arzuları var. Şimdi hangi Osmanlı, ne hangi Osmanlı istiyorlar? Şey, Enver Paşa bıraktı gitti, umudu kesildi Türk orduları gelince Orta Asya'da. Batı Türkistan dediğimiz Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan'da bir hibe alınanın. Belki hanımefendiye bir hibe alını verelim, Osmanlı bulamadı. Ya da Obama'yı bağlayalım. Obama Osmanlı dağıtımcısı biliyorsun. Koli koli Osmanlı gönderiyor Şam yollarında. Belki Obama'dan bir Osmanlı istiyorlar. Ya da bir Anadolu Beylikleri dönemi vardır. Biliyorsun biz yenildik. Büyük Selçuk İmparatorluğu yenildi savaşta. Gürcüler, Ermeniler ve Moğollara karşı. Ve beyliklere dağıldı. O beylikler mesela bu müzakere günlerinde çok işlerine yarar. Böyle çeşit çeşit beylik var Anadolu topraklarını. Beylik beylik Kandil'e, Ermenilere bayram eş dost sevilsin diye dağıtmak için galiba Anadolu beyliklerinden bir şey istiyor. Onlardan ona bir tavsiye edelim. Hibe anla. Artık bir, bize bir söylesin nasıl bir elbise istediğini, nasıl bir Osmanlı istediğini. Biz de ona göre yontar yontar böler böler veririz hanımefendiye. Hangi Osmanlı? Böylece o da artık karar vermiş olur. Gündemin diğer bir maddesi de Nihat abi biliyorsun Charlie Hebdo baskınından sonra bunun tabii Türkiye'ye olan yansımaları da. Cumhuriyet Gazetesi karikatürlerini yayınladı. 4 sayfalık. Ve ardından ise yandaş medya dini hassasiyetlerimize dikkat edelim kampanyası başlatıldı. Hem televizyonlarda hem de gazetelerde bunu görmüştük. Bunu çok tartıştık. Bunun dini hassasiyet. Yani hırsızlık peygamberimize hakaret değil mi? Dinimize hakaret değil mi? 1400 yıllık tarih içerisinde bu kadar büyük bir hırsızlık. Bir de bu kişisel hırsızlık değil. Mesela ben bir hırsızlık yapsam kişisel bir hırsızlık olur bu. Beni bağlar, benim günahlarım. Ama bir devletin içindesin ve hırsızlık yapıyorsun. Halkı, kamuoyu değil mi? O garip kurava dediğin bütün insanları devletin malını yemek başka bir şey yani. Bunu milyonla çarpacaksın. Bütün bu devleti soymak, değil mi? Devletin imkanlarını, bütçesini, ödeneklerini, rüşvet, torpille, çarçur edeceksiniz. Bütün bunlar peygambere, dinimize hakaret değil mi? Dinimize bundan büyük hakaret mi olur? Dini hassasiyet diyorsanız hırsızlık yapmayın. Yani demek ki bu arkadaşların bir dini hassasiyeti varmış. Bütün televizyonları ve gazeteleri ele geçirdiniz. Birilerinin üst gırtlağına değil mi? TMSF vasıtasıyla şey yaparak. Yani madem öyle bütün insanların gırtlağına yapışıp televizyonlarını, starları, Yeni Şafakları, sabahları ele geçiriyorsanız o dini hassasiyetten biraz da bize verin yani. Bir gazetede bize verin yani. Bizim de biraz dini hassasiyetimiz olsun. O liberallerin ödediğiniz maaşlardan biraz da bize ödeyin. Bizim de biraz dini hassasiyetimiz olsun. Berkin Elvan vurulurken, ölürken, madımaklar olurken dini hassasiyetleriniz neredeydi? Sopalarla çocukları öldürürken dini hassasiyetleriniz neredeydi? Irak'ta 1,5 milyon insan ölürken 10 yıl sustu bu medya. 10 yıl aralıksız sustu. 4-5 yaşındaki Iraklı kara kızların evine, o küçücük derme çatma evlerine en tesisatlı Amerikan askerleri girdi sabahın 4'ünde dipçik darbeleriyle, seslerini çıkarmadılar.
oradaki cezaevlerinde tarihlerde olmamış böyle pis işkenceler yapıldı. Cinsel, porno işkenceler yapıldı. Bir tanesi bu televizyonların, Türkiye'deki İslamcı denen televizyonların bir tanesi yayınlamadı. Nihayetinde toplamında 1,5-2 milyon insan ölürken Tayyip Erdoğan Bey Obama'yı destekleyen, Amerika'yı destekleyen cümleler etti ve Irak'taki 1,5 milyon insanın kanıyla ilgili hiç kimse sesini çıkarmadı. Çünkü iktidarları Obama tarafından verilmişti, sessizdiler. O zaman sizin dini hassasiyetleriniz neredeydi? Haçlı ordularının yanında oturdunuz, Suriye'ye savaş açtınız. O zaman dini hassasiyetleriniz neredeydi? Bir günde bize hırsızlıkları, Haçlılarla yan yana kol kola Ortadoğu topraklarının Müslüman'ı Müslüman öldürmesi ortadan çıkacak ve beyefendilerin bir günde dini hassasiyetleri olacakmış. Dini hassasiyetleriniz varsa bunu siyasetimizde bir görelim. Yani bir günde çalmayın. Bir günde imarınızdan, belediyenizden, bütçemizden, Sayıştay'dan vahşi haberler gelmesin. Soygun haberleri gelmesin. Gelmişler Cumhuriyet Gazetesi ki kaç tane yazarı ifade özgürlüğü konusunda ölmüştü. Taner Kışlalılar, Uğur Mumcular, Muammer Aksu'lar, sayılabilmez. Buradan çıkan Turan Dursunlar. Ne niceleri. Siz o nüma işleri gelin sarayınızın önünde yapın. Dini hassasiyetiniz mi var? Gelin biraz da o sarayın önünde hırsızlığa karşı çıkın. Bir dini hassasiyetiniz varsa önce şunu söyleyeceksiniz. Allah'tan başka kimseden korkmam. Bunu deyin. Hepiniz sahipten korkuyorsunuz. Bizim dini hassasiyetlerimiz var. Biz bu toprakların tasavvufuyla, diniyle, gelenekleriyle büyüdük. Ve şunu diyoruz, Allah'tan başka kimsemiz yok. Ve çıkıyoruz büyüklere karşı hırsızsın diyoruz. Dini hassasiyet budur. Bakın, Silivri zindanlarına, Balyozuna, Ergonok'una binlerce gaddarlığına rağmen korkusuzca yüzlerce aydın sen hırsızsın diyor. Bu ülkeyi soyamazsın diyor. Dini hassasiyet budur. Bize gelip şovlar, böyle ucube giysili insanlar, ucube sakallı insanlarla artistik ve şovlar yapmayın. Henüz bu insanlar, Madımak'ta insanlar ölmüş canlı canlı, aradan 20 yıl geçmiş, milyonlarca kez yazı yazılmış, konuşma yapılmış, hala canlı canlı bir insanı yakmanın ne olduğunu bilmiyorlar. Hala gelmiş dini hassasiyet. Biz o dini hassasiyetleri sopalarla Ali İsmail Korkmaz öldürürken sorduk, neredesiniz diye. Hiçbir yerde yoklar. Ama gösteri, ama şov, ama bu hırsızları unutmak, ama bu saray yağmalanını, 5 milyar dolara mal olmuş sarayı unutmak için gelip önümüze bu dini hassasiyetleri içine bir koymaya falan çalışıyorlar. Türk milleti aptal değil. Bu halk aptal değil. Hepsini gördüm. Ve bu şimdi böyle bir şovlar yapıyorlar. Ve dini hassasiyetleri konusunda da bakıyoruz ne ballı yazılar yazılmış, ne dine düşkün insanlarmış. Yani bu kadar dini hassasiyetiniz varsa Acun Ulucan'ın Yeteneksizsiniz programı var. Oraya çıksınlar. Dini yeteneklerini göstersinler. Ya da şeye çıksınlar. İvana Sert. Evet. Bu tarz bizim diyor. Bu tarz dinlerini, siyasi tarz, ideolojik tarz, ucube tarz dinlerini orada bluzları, pantolları, saat, para, dini hassasiyeti olan insanlar şeye, Kur'an-ı Kerim'e bir ayete makara diyen insanları karşısında tutacak. Dalga geçiyor işte. Peygamberimizle, kutsallarımızla. O zaman dini hassasiyet yok. Şimdi var. Bunların hepsi artistlik ve şov peşinde. Ve Türkiye halkı eşit değil. Öğretmen, bilgisayar mühendisi, okumuş, maden mühendisi ya da dünyayı izleyen insanlar. Bir merak edip bakan insanlar. Bu insanların karşısına şimdi gelmişsin, benim dini hassasiyetim var diyorsun. Düpedüz bir cehalet, düpedüz bir yalan, düpedüz şey içindeler, halkı güya kandırmaya çalışıyorlar. Bizim dini hassasiyetimiz var ve dini hassasiyetle ben diyorum. Dini hassasiyetiniz var diyorsunuz, hepsine meydan okur. Ben Tayyip Erdoğan Bey'e hırsızlık yaptı diyorum. Allah'tan başka da kimseden korkmuyorum. Hadi sen de söyle. Benim dini hassasiyetim olduğu için bunu diyorum. Bak ben Allah'ın ipine sarıldım. O içeri Silivri'ye, Balyoz'da ya da diğer şekilde ya da başka yıllarda da içeri insanlar düştükleri zaman yalnız kalır. Para yok, ev yok, cepte yok, hiçbir şey yok. İnsanlar buna rağmen konuşurlar. Niye Allah'a güvenerek? Biz Allah'a güvenerek konuşuyoruz. Bu toprakların Çanakkale'sinde, Sakarya'sında da bütün bu şehit olan insanların kanında da bu tekbir sesleri var, bu Allah sesleri var. Bizim arkamızda Allah var. O yüzden siz bizi yenemezsiniz dedik. Ve dediği çıktı. Ama şimdi Allah'ı kaldırıp
işit haline getirdiler. Haşa. Allah'ı kaldırıp hırsızlık gibi, işte bilmem ne gibi gösteri haline getirdiler. Hepsi bir şeyin sarayın, şatafatın 16 tüp bürüğü tarih merdivenlerinde canlı ucu ve insanlar böyle güya MHP'nin oylarına, işte bilmem neyin oylarına sunar. Ama burada kalk sınırlarında hiçbir yeri koruyama. Bunlar düpedüz yalan şeyler. Tabii ki Türk halkı bunları görüyorlar. Yani o kadar dini hassasiyetini, yani şu gazetelerdeki Engin Ardıç'a verdiğiniz maaşların yarısını da bana verin de benim de biraz dini hassasiyetim olsun. Şu TMSF'den kaptığınız televizyonlardan bir tanesini bana verin de bizim de biraz dini hassasiyetimiz olsun. O saatleri istemiyoruz. O çikolata kutularından dolarları biraz da bize gönderin de arkadaşlarımız kan koymak için ortasında iş aramaya başlıyor. Gelin bize verin de biz güzel biraz da bizim dini hassasiyetimiz olsun. Hırsızlıkta dini hassasiyet yok. Saraylarda yok. Rüşvette yok. İmarda yok. Sayıştay raporlarında yok. Çocuklar ölürken yok. Marivat'ta yok. Şimdi fırsat bulmuşlar Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'ne bir baksınlar. Ne zaman Cumhuriyet Gazetesi para yedi? Bir baksınlar. Kim öldürdü Cumhuriyet Gazetesi? Son 30 yıllık tarih içerisinde de dünya basınında bu kadar şehit veren de bir gazete yoktur. Cumhuriyet Gazetesi'nin politikalarını desteklersiniz, desteklemezsiniz. Bu ayrı bir sorundur ve bizim de böyle bir sorunumuz vardır. Ama o gazetenin soylu yazarları vardır. Muammer Aksoylar, Bahri Uçokları, Mutanyar Kışlaları, Uğur Mumcuları. Bir bakın ya, doymadınız mı öldürmeye? Daha mı öldürmek istiyorsunuz? Öldüre öldüre de bizi tüketeceğiniz mi sanıyorsunuz? Bir nevi ölümle susturma politikası izliyorlar da diyebiliriz. Charlotte baskınının Türkiye'deki yansımalarını konuşmuşken Nihat abi. Biliyorsun Fransa'da baskınlar ardı ardına gelmeye başlıyor. Bundan iyi ki de Charlie Hebdo'ydu. Bunu nasıl değerlendireceksin? Şimdi biz bu tabii Fransa'da özellikle batıda artan İslamofobi olayları İslamofobi olayları var. Bunları nasıl değerlendireceksin Nihat abi? Şimdi bu Charlie Hebdo 13 yıl önce bize geldi. Biz Leman dergisinde ben 13 yıl çalıştım. Bunlar da merak etmiş. Bu gazete Türkiye'de bizim gibi bir mizah gazetesi var. Nasıl bir 100 gün satıyor filan. Bunlar da çok şey bu tıracı merak ettiler. Geldiler. İstanbul'da gezdik, tozduk onları getirdik. Ve bunları tane tane kendilerine o zaman sordu. Bu Bolonis giden insanlar çok büyük insanlar. Yani çok değerli büyük sanatçılar. Yani karşılıklarını batı toprakları dışında bulamazsın. Bu kadar çok büyük değerli sanatçılar. Hani nasıl izah edeyim Türkiye'de? Hani bir fazla sayıyorsun ya. Yani benzetmemden kimse rahatsız olmasın. Fazla sayı 2 ile 3 ile çarp. Kendi alanında yani. Böyle büyük sanatçı insanlar orada öldürüldü. 7-8-10 tane insanlar. Ve bu insanların bu Voliski'ye dair buraya geldi. Biz bunlarla konuştuk, oturduk. Benim vefat eden kardeşim doğma, anadan doğma neredeyse. 30-40 yılı Fransa'daydı. Çok iyi Fransızca tercüme ettiğimizde konuştuk. Camilere getirdik, Müslüman semtlere, iyi semtlere getirdik çağ hepsini. Çok da mutlu oldular. AKP iktidara gelince de güzel karikatürler yaptılar. Şimdi bu çok başka bir soru. Yani burada çok ciddi başka bir soru var. Bu Leman dergisi de biz de 1990'lı yıllarda Charlie Hebdo şey biz biraz anarşist insanlarız. Efendi tanımayız. Tabu tanımayız. Yani böyle bir yasak tanımayız. Yani böyle kendi ülkemizde buna tabii bir takım hassasiyetleri dikkat ederek mesela Atatürk'ün karikatürünü çizmeye çalışıyoruz. Yani çünkü bu tabular kalksın yani diye. Bunlar bizim daha çok ileri seviyemizde. Çünkü Batı topraklarında Fransa'da. Fransa ihtilali vermiş insanlar ki bize bunu söylüyorlar zaten. Cumhuriyet. Yani cumhuriyet dedikleri şey eşitlik, kardeşlik, özgürlük. Ve tabu tanımamak, efendi tanımamak. Kral gitti, bireye geldi. Ben her şeyi söylerim diyor. Fransız Batı toprağı sana şunu söylüyor. Önce yeni bir dünya kurdu Fransa ihtilaliyle ve 200 yıllık sanayileşmeyle. Çağ değişti zaten dünyada. Şehir değişti. Sosyal ilişkiler değişti. Seçilme değişti. Fikir, her şey değişti. Fikir özgürlükleri bak. Şimdi Avrupa toprağı sana diyor ki bu bir dönem bizdeydi. Bizim de bundan 8-10 asır önce Kahire'miz, Medine'miz, büyük şehirlerdi. Karmakarışık yapılarımız vardı. O günün şartlarına göre de çok sağlam sosyal hukukumuz vardı. Şimdi bu bayrak Batı'nın eline geçti. Bunu kabul edelim. Çünkü Batı'ya sığınıyorsun. Gidiyorsun Paris'e. Şimdi Paris sana diyor ki burada gelip benim diyor bakanlarımın herkesle evlenebilirsin diyor. Herkesle evlenme hakkı veriyor sana. Yani bir bakanla da evlenebiliyorsun, cumhurbaşkanıyla da evlenebiliyorsun. Dışarıdan gelen bir insan. Ona sesini çıkarmıyor. Diyor ki burada diyor cumhurbaşkanı da olabilirsin bana. Evet dışarıdan gelen bir insan ki Sarkozy dışarıdan gelmiş. Cumhurbaşkanı olabiliyorsun. Sana o şehirde sinema yapma, tiyatro yapma, dükkan satın alma her hakkı veriyor.
Ve bütün bunları verirken de inançların, kültürün, neyse de taviz vermeden istediğini yapabilirsin diyor. Bir tek bir şey koyuyor sana. Diyor ki biz burada bir her şeyi konuşuruz diyor. Bize kimse tabu koyamaz, yasak koyamaz. Bu bir çatışma, hani elektrik kablosunun noktasıdır. İnsanların kalkıp illa da gidip Peygamber Efendimiz'e dalga geçmek, haşa böyle bir şey düşündükleri zaten yok. Çünkü Peygamber Efendimiz'in tartışması 7 sene oldu, 8 sene oldu. Bu Hollanda'da falan yeni başladı. Bu yeni bir göç dalgasıyla 90'lardan sonra başladı. Bu insanlar 60 yılından beri İsa'yla, diğeriyle, Yahudilerle ne kadar şey, din tanımayan insanlar. E bu insanlar da bu topraklar eşit özgürlükçü ve ifade özgürlüğü olan topraklarda iddia ediyorlar. Fikir özgürlüğünün toprağıdır diyor burası. Bu toprağa dışarıdan herkes gelir, Cumhurbaşkanı da olur, herkesle de evlenir, her türlü işle kurar ama ifade özgürlüğüne karışamaz diyor. Bu batının evrensel değer dediğimiz ifade özgürlüğü budur. Bundan kalkıp da, buradan kalkıp da biz de işte tanımayız diye ona hakaret, buna hakaret, böyle de bir hakaret içerisinde hiç kimse değil. Zaten işte 60 yaşına geldik, bizim gibi yüzlerce de sanatçı, diliyle de kültürüne, medeniyetine, geleneklerine, kutsallarına da dikkat eder. Ama burada bir şey ileri sürme var, yani bir tavır ileri sürme var. Ben bunu söylerim diyor. Bu ifade özgürlüğünün çatışma noktası. E tabi burada çok değişik şeyler meydana geldi. Hani daha önce komik dediğimiz bir takım tezler vardı. Medeniyetler çatışması diye Handlinger yazmış. Bizim yazarlarımız falan da bunlar. İki medeniyeti. Soğuk savaşta Rusya'yla Amerika savaşıyorduk. Ya Sovyetlerle, kapitalizmle komünizm savaşıyorduk. Şimdi şey, transatlantik dünyanın coğrafi şeyleri değişti. Batı ve İslam karşı karşıya getirildi. Bu bir 11 Eylül'de Amerika'ya saldırıldı. Ama bunu inşa edenlere bakalım. Yeni Soğuk Savaş'tan sonra ikinci Soğuk Savaş dediğimiz, adama Medeniyet Savaşı dediğimiz ve şimdi ifade özgürlüğü dediğimiz yerden sigortası atan bu savaş kökü neresi? Çok basit. Yine Batı. Irak Savaşı'na birlikte girdiniz. Biz bu topraklarda dedik ki bakın bütün bunların başı Afganistan, Irak ve Bosna'da öldürülen insanlardır. Yüz binlerce ve milyonlarca insan öldürdünüz. Ve bu insanların çocukları var. Annesi ölmüş, babası ölmüş. Bu insanlar cinnet geçiriyor artık. Bu insanların hepsi artık bombacı, intihar bombacısı. Çünkü siz 20 yıldır her tarafı bombalıyorsunuz. Bakın Batı ile işbirliği yaptınız. Batı ile birlikte iktidar kurdunuz. Hatta Batı casusları ve ajanlarıyla gelip Türk ordusunu tasfiye etti. Irak Savaşı'na girmedi diye. Türk ordusu sızlandı. Cumhuriyet Gazetesi'ne yazı yazdı. Dediler ki ya şu NATO da bizi savaşa sokuyor. Girmesek olur mu diye. Girmeyelim de demediler. Ya girmeyesek olur mu bak. Soğuk savaşta hazır bitmişken NATO bekçiliği yapmayalım diye. Ha buradan pat. Hemencek tasfiye ettiler Türk ordusu. Ve Amerikalı ajanlar ve cemaat kutlu olarak kullanılarak. Ve ne oldu? Onlar gitti, Batı ile işbirliği yaptılar. Ve bu topraklardan şimdi cinayet, IŞİD, El-Kaide vahşet doğuyor. Sebebi Bosna'da, Afganistan'da ve Irak'taki bombalardır. Hüsna, genç bir gazeteci olarak şunu unutmayacaksın. Batı'yı mahveden bir duygu var. O da şudur, Bush'la ortaya çıkmıştır. Batı kendi silahlarına çok güveniyor. Hani silahlar teknolojik olarak gelişiyor ya, dinleme, bombardımanın gücü. Ki gerçekten bu seyredilmiş uranyum dedikleri Bağdat'a attıkları bombaların toplamı Hiroşima ve Nagasaki'den daha fazla. Hani buraya atom bombası atıldı, buraya seyredilmiş atıldı buna rağmen. Fakat Batı şöyle bir düşünceye geldi son 20 yıldır. Biz çok gelişmiş uydumuz var, dinlemelerimiz var, ajanlarımız var ve teknolojik çok güçlü silahlarımız var. Halı bombalarımız var. Böyle tepeden geliyoruz, dağların üstünden ta 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 canlı bırakmıyoruz. Bu şekilde biz Orta Doğu'ya istediğimizi yaptırabiliriz. İstediğimiz hükümetleri kaldırır, coğrafyaları kırar, düzer, kola kapağı gibi atar, yenisini inşa ederiz gibi bir düşünceye inanıyor Batı. Yani Batı kendi silahlarına çok güvenerek büyük bir hata içerisinde. Yalnız Batı'nın bu silahlarına Türkiye'deki büyük liberal ve 10 yıl önceki ve 10 yıl süresince de ılımlı İslam dediğimiz aydınlar hepsi inandı. Özgürlük geliyor. Demediler mi? Herkes dedi. Saddam'ı savunuyorsunuz diye bize Saddamcı yazılar yazdılar. Altyazı Habertürk'te yazdılar bunları bize, hepimize. Bunlar Saddamcı. Bizde 300-500 tane Irak Savaşı'nda
Bütün gazeteleri okuduk. 500'ün üstünde Türk gazetecisi, ılımlı, İslam, özgürlükçü, liberal, ne hesaplarına ne diyorlarsa, Avrupa solcusu Amerika'nın yanında savaşa girdi. Birçok Avrupa solcusu da federasyon şansı çıkacak Barzaniye diye girdi ve bu emperyalist savaşı desteklediler. Peki bu savaşa kim hayır dedi? 3-5 kişi hayır dedi. Doğu Perinçek, birazcık 2-3 tane milli görüşten kalmış, bizler falan. 3-5 kişi, saydık 5 kişiyi geçmedi. Yine ulusalcılar. Yani şimdi siz bütün bu cinayet şebekeleri, el kaydeleri fışkırtan, IŞİD'leri fışkırtan o kanlı emperyalist savaşta haşırları özgürlük adına desteklediniz. Yani insanlık adına dünya bunu istiyor diye ve biz böyle konuştuğumuz için sizden de sadece Kuzey Kore kaldı. Yani biz yabaniyiz, vahşiyiz, sınırlarımızı kapatmışız, dünyayı tanımıyormuşuz, özgürlük tanımıyormuşuz. O yüzden saklamı destekliyoruz. Olduk o günlerde. Hepiniz girdiniz işte bu olumlu İslam altına. Ve buradan patladı. Şimdi iş tabii başka bir yere döndü. Nereye döndü? Şimdi hani bir iki tane çıkar ve mantık evliliği yapar insanlar. Parası bol bilmem ne falan diye işinize gelir. Ama 3 ay sonra çok temel reflekslerinizin uygun olmadığı. Şimdi baktılar ki bunlar ılımlı İslamcı değilmiş. Bunlar işte kimyasal, silah, bir sürü şeyin içine, değil mi? Tabii. Hani o Orta Doğu toprakları bombalanacak. Burada da Osmanlı kurulacak. Eyaletler, Şam'a gidiyor bizim beyefendi. Böyle bir sahneye şey yaptılar, sulandılar. Ve o Türkiye'deki yalancı ılımlı İslam derken okullardaki başörtü konuları değişti. İlkokullara kadar başörtü indiği her şeye karışmaya başladılar. Etek boyları, özgürlükler. Ve birden 20 yıldır kendilerine siz takiye yapıyorsunuz denildiği zaman ne takiyesi, bizde de dalga geçiyordu. Ekranlarda kendilerini savunanlar hepsinin takiyeci olduğu çıktı ortaya. Gizli gizli bir kurbağadan, bir tosbağadan bir böyle Osmanlı düşüncesini güya böyle şekli bir şeyi ortaya çıkardılar. Ve şimdi dünya bunu görüyor. Bu televizyona geldiğim günden beri diyorum Tayyip Bey'in sattamlaşma süreci başlamıştı. 5 yılda sattamlaşma süreci. Dün sevgiliydi, bugün Saddam. Ve şimdi Saddamlaşma süreci nedir? Batı gittikçe bu sesleri, IŞİD'i asıl destekleyen sesiniz, işte bu sert ifade özgürlüğüne, insanlığa, şehre karşı, sosyaliteye karşı bir İslam anlayışınız var düşüncesini, yavaş yavaş Batı sonuçlandıracak, büyütüyor ve bundan sonra ne olacak? Bundan sonra da artık yasaklar başlayacak. 200 sene sonra da ticari yasaklar, kültürel yasaklar, diplomatik yasaklar falan başlayacak. Sonra mahkemelere taşınacak. Sonra büyük ambargo dönemi başlayacak 3-4 yıl sonra. İşte ilaç vermeyiz, şu vermeyiz, gemilerinizi kaldırmayız, Akdeniz'den gemilerinize izin vermeyiz gibi bir sürece gidiyor. Ya tabi aslında güzel bir noktaya girdin. Ben de şunu merak ediyorum. Bu Fransa'da biliyorsun terör olayı epey bir uzun sürdü. Ve bu saldırılardan sonra az önce senin de söylediğin gibi Batı ilk olarak Türkiye'ye hedef aldı. Hem açıklamalarında hem de haberlerinde. Bunu nasıl yorumlayacaksın? Neden Türkiye o zaman ağzını gülüyor başladı? Çok oldu Hüsnü abi. Bu dönemde Suriye Savaşı'nda buradaki ikircikli ve gizli durumları Hatay'a ajanlarına yerleştirerek, Diyarbakır'a yerleştirerek, bunları görüyor, kiliseye yerleştirerek. Burada hükümetin bizim buradan görmediğimiz onlar çok gördü ve bilinçaltı doldu bunların. Yani bizim orada Suriye'de kimlerle ilişki içindeyiz onlar bizden iyi biliyorlar. Şimdi o yüzden güzel bir noktaya değindin Nihat abi. Yani ajanlar yerleştirdiler diyorsun ama bu terör saldırıları yaşanırken istihbaratları yok mu Fransa'nın? Hepsinin var. Niçin o kadar iyi değil mi? Yani Suriye'ye, oraya buraya az önce bahsettiğin gibi ajanları yerleştirebilecek kadar bir güce sahipse ki bizimkilerin bile aklını başından alabilecek kadar bu bir güce. Şimdi dünya böyle neden bunlar engel olmadı? Şimdi bunlar için içinde başka işler olabilir. Bir sürü işler olabilir. Bu söylenen komplo ve kumpas gibi şeyler olabilir bu cinayetin altında. Bunların hepsi mümkündür. Çünkü dünya çok karmaşık, iç içe girmiş bir yerdedir. Ve büyük işte savaşlar vardır. İşte İsrail yani şimdi İsrail'in Avrupa'da bir gücü vardır. Bu da 2. Dünya Savaşı'nda ilan olmuştur bu güç. Soykırım. Şimdi hiç kimse soykırım şeye gaz odalarında şu kadar insan fazla yakıldı, az sayısı diyemez yani. Ve konuşturmaz İsrail. Mesela Hebdo Charlie dergisinden bir örnek vereyim. Oradaki çocuklardan bir tanesi Sarkozy'nin bir çocuğu galiba. Böyle mason mu oldu, Yahudi mi ne oldu? Bir şey olunca çocuk ona eleştirdi, bir yazı yazdı. Dedi ki bu çocuğun önü çok açık dedi. Siyasetten çok
ileri gider dedi. Yahudiler hemen dava açtılar hep de Charlie'ye ve buna şey yaptılar. Susturdular çocuğu yani. Öyle bir güçlü baskıları var. Belki de bir Yahudi karışmasıdır. Bunları bilemeyiz. Şimdi bizim bildiğimiz, biz çok net şeylerden konuşalım. Şimdi 2000-2500 yıllık felsefe tarihinin çözemediği çok yoğun sorular vardır. Bunlardan biri vahiy dediğimiz. Biz buna nakli bilgi deriz. Bir de akli bilgi. İnsan beyninden gelen bilgi. Şimdi bu nakli bilgiyle vahiy bilgiyi, nakli bilgiyle akli bilgiyi uzlaştırmak mümkün değildir. Diyor kutsal. Öbürü diyor kutsal benim kafam. Öbürü diyor kutsal yukarıda birisi. Değil mi? İlahi bir yaradan diyor, kutsal diyor. Bunu yan yana getiremezsin. Bunu 300 yıl, 500 yıl, belki 1000 yıl daha insanoğlu bu büyük felsefe sorunu, inanç sorununu çözemeyecek. Ama bir şeyi çözebiliriz. O da şudur. Bunu da Batı demokrasisi, evrensel değerleri de ortaya koymuştur. Bir teori, Batı kültür, siyaset teorisi de budur. Biz diyor, vahiy bilgi, nakli bilginin kutsallarıyla, akli bilginin kutsalları diyor, anlaşamaz, uzlaşamaz. Ama bir şey yapabiliriz. Nedir o? Biz diyor şiddetsiz bir ortam, bir şiddetsiz, bir demokratik bir ortamda herkesin fikrini alarak, herkesi konuşturarak, herkesi sosyal ve siyasi olarak fikirlerini ekranda, siyaseten hakları, seyahat özgürlükleri, fikir özgürlükleri, seçim özgürlükleri verebiliriz. Ve herkes kendini ifade eder. Ancak şiddetsiz bir ortamı diyor sağlamak zorundayız. Şimdi şiddetsiz bir ortam bizim elimizde. Biz bugün bu insanları Charlie Chaplin'in yazdıklarına taraftar değiliz. Şunu yaptıklarına. Biz şiddetsiz ortamın bozulmasına taraftarız. Sen de fikrin şunu, ben de fikrin şunu. Tabii. Çünkü şiddetsiz ortam bozulduğu takdirde bir iç savaş, korku ve yan yana yaşamamız bozulabilir. Şimdi Paris'te 200 yıldır Cezayirler yaşıyor. Bin çeşit Batı dış topraklarda insan yaşıyor. Bu bizde de kısmen var ama daha çok olacak. Biz birçok ateist, dindar, Hristiyan, Ortodoks bir sürü daha yoğunlaşarak bir arada yaşayacağız. Dine anlaşmayabiliriz. Yani şimdi şöyle bir yanlış bir şey var Türkiye'de. Demokrasi uzlaşma rejimidir. Hayır. Demokrasi sadece şiddette uzlaşma rejimidir. Şiddetsizlikte. Yani senin fikrin, senin dinin sana, demokrasi şudur. Senin dinin sana, benim dinim bana. Bu bizde de ilahi bir kavramdır. Peygamberimizin çıkışıdır bu. Senin dinin sana, benim dinim bana. Ama şiddetsiz bir ortamda uzlaşabiliriz. Fikirde, siyasette uzlaşma mümkün değildir. Demokrasi bize şiddetsiz bir ortam sağlar. Şimdi burada şiddete karşı bir, şiddetli bir girişim var. Toplumun huzurunu bozar. İşte korkunç olan bu. Madımak bunu yaptı. Niye öldürüyorsun? Fikren savaş ver. Siyasi olarak savaş ver. Siyasi olarak fikrini söyle. O öyle yap. Şimdi Hristiyanlara da, Katoliklere de yüzlerce dava açıyor Papa. Zaten Papa da bunlara çok kızıyor. Ama dava açıyor Papa. Kalkıp gidip bomba koymuyor. Biz de öyle. Şimdi biz yaşadığımız topraklarda bugün niye birden ayağa kalktık? Aman Türkiye'de kimse kimseyi öldürmesin. Tabii ki senin istediğin fikrin olur, benim istediğim fikrim olur. Bunları söyleriz. Ama demokratik ortamın barışçılığını bozamayız. Şimdi bu dini hassasiyetle ayağa kalkanların da dini hassasiyetlerinin nereye geleceğini biliyor. IŞİD kelle kesiyor. Kadın yok bacağından. Bir de din adı altında bunu yapıyor. Daha tabii fetvalarla, yani burada önce şunu unutmayalım. Son 20 yılda IŞİD büyüdü ama IŞİD büyürken bir de şu büyüdü. Bütün aklı senin, bizim fıkıh hocalarımız var. Bayraktar Hoca gibi, Yaşar Öztürkler gibi çok düzgün hocalarımız var bizim. Bütün bu dini tefsirleri önümüze koyacak, dinin önünü açacak diyelim. İnsanları hepsini de mahkum ettiler, dışladılar. Din bir nevi, internette bir Kur'an var, ayetleri. 17 yaşındaki Paris'te ya da Lüksemburg'da bir çocuk açıyor, oradan din öğreniyor. Hayatsız bir din. Ailesiz bir din, çevresiz bir din. Yani bir örnek göremiyor, bir hayat göremiyor. Sadece orada ayete bakıyor. Kes kes, o da kesiyor. Ama bu kes derken tarih içerisinde ne olmuş? Medeniyetler, fıkıhlar, alimler buna ne demiş bilmiyor, habersiz. Veya yaşamında da uygulamıyor. Tabii. Hayatında bu ayrı bir sıkıntı. Ha, tamam, öyle de yorumlasın. Bir selefi yorumu varmış, ben keserim diyor. Buna da cevaz verdiler. İşte selefi yoruma da cevaz veren bir şey oldu. Türkiye. Aslında onları da Türkiye destekliyor Nihat abi bakınca. Şimdi burada tabii bütün bunları unutmayalım. Nasıl Yahudilerin bir Avrupa'da gücü var ve oradaki bir takım şeyleri kışkırtıyorsa, her pisliğin içinde onlar da olma ihtimali çok fazlaysa, Suudlar'da Orta Doğu'da devlet bırakmadılar, millet bırakmadılar. Para vererek bizimkileri şımarttılar. Aklına gelen Müslüman kardeşleri, aklına gelen bütün selefi hareketleri de bu Suudlar paralarıyla, bir petrol parasıyla herkesi, değil mi, kışkırttı, silahladı.
Bunlar şimdi 10 yıldan beri yazılan şeyler. Katar, Suudlar, El Fethi, Yasser Arafat, orada mücadele veriyordu sol. Kim bu solculara karşı, kim çıktı? İşte bunlar çıktı. Bu şeyhler çıktı. Değil mi? Bunları hatta zaman zaman Hamas'ın çıkışında İsrail'e gizli gizli el altından bu El Fethi'ye karşı mücadele verdiler. Ülkelerini savunan, değil mi? Üstelik sosyalist, eşitlikçi, kardeş olarak savunan bu insanları yok ettiler. Ve işi başka tarafa çevirdiler. Son 25 yılda buradaki sol güçler, milli güçler, sosyalist güçler bu şeyhlerin paralarıyla ve Yahudi işbirlikleriyle ve Amerikan işbirlikleriyle hepsi yenildi. Öldürdüler, kovdular, hapse attılar, ülkeden kovdular. Yavaş, hızlı çekim Filistin'de oldu, yavaş çekim Türkiye'de oldu. Bunları gördük. Şimdi bu karmaşa, nihayetinde bütün bu karmaşanın içerisinde çıkmanın yolu yine de var toplumlar için. O da nedir? Ya işte fikir özgürlüğü konusunda bir çatışma, sigorta attı yapmayalım. Sakin olalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin önüne geliyorsun. O Cumhuriyet Gazetesi'ni önce bir sen bir tanım. Orada niçin insanlar öldü? Uğur Mumcu para mı yedi? Muammer Aksoy para mı yedi? Madımak'taki insanlar para mı yedi? Kim öldürdü Madımak'taki insanlar? Sen bunlar ölüyorsun. Değil mi? Burada bu barışçıl ortamı tesis etmede hepimiz sorumluyuz. Üstelik sen iktidarsın. Oraya gidip insanları sürüklüyorsun. Ucube kılıklı insanlar orada sürüklüyorsun. Bir çatışma kontak noktası bulup sarayını unutturmak, hırsızlıkları unutturmak, Türkiye'deki Suriye sınırı Kevgör'e dönmüş unutturmak, ülkenin güneydoğusu karışmış, Cizre infilak ediyor, yollar yok, bilmem ne yok. Bunları unutturmaya falan çalışıyorsun. Ve yine günün sonunda dini hassasiyetlerle cennette müjdelenmiş sahabe gibi bir şeye haşa. Hepsi melek gibi. O kadar güzel şey ki yani tertemiz, saf evliya oluyor hepsi. Dünyayı biz karıştırdık. Paraları biz yedik. Bu Çarlı Hattı baskını biz yaptık. Onlar cennette müjdelenmiş şey gibi kalıyor ortada. Tabii bütün bunları yutacak bir kitle artık yok. Belki bunları 200 yıl önce anlatabilirlerdi köy odalarında. İnsanları kandırabilirlerdi. Bu iletişim dünyasında, bu görüntülü dünyada herkes onların gözün içine bakıyor ve ne olduklarını gayet iyi biliyor. Doğru diyorsun Nihat abi. Konu biraz dağıldı. Ben ilk sorduğum soruyu tekrar sormak istiyorum. Batı neden Türkiye'yi topun ağzına koydu? Bu terör saldırılarından sonra. Tuzağa düştü. Tayyip Erdoğan Bey büyük tuzağa düştü. Kendisinin de Osmanlı hevesleriyle bir tutunacak yer olarak sert İslamcı ideolojik kabuğu kendisine yakın gördü. Onların işte güya bu sahte dini hassasiyetini çekirdeğini alarak güya dünyaya meydan okuyarak kitlesini ayakta tutmaya çalışıyor. Ve tabii ki bu süreçte onu saddamlaştırıyor. Gittikçe de saddamlaşan bir yere doğru Tayyip Erdoğan Bey girdi. Bu saddamlaşma gittikçe kılıçlar çekilmeye başlanacak. Meydan okumalar büyüyecek. Bugün bir iki yılda İsrail'de laf dalaşları, Fransa'yla laf dalaşları. Ama bunlar daha sonra da 2-3 yıl sonra artık müeydelere dönecek. Yasaklamalara dönecek falan. Putin'in hızlı çekim Putin'i görün. Putin'i ne yaptılar? Doları indirerek şey yaparak falan. Bunlar aynısı bu ülkede olacak zaman içerisinde. Çünkü yanlış yola girdi Tayyip Erdoğan Bey. Özgür dediğimiz real, meşru dünyadan çıktı. Böyle bir kabadayılığı var. Bu kabadayılığın cezası ne olacak? Tabii ki bizim korkumuz Türkiye büyük iç karışıklara sebep olmadan bütün bunlar olup bitsin. Bunları söylemek istiyorum. Evet. Aslında biraz az vaktimiz kaldı Nihat abi. Reklam arasına gireceğiz. Ondan önce de benim sormak istediğim çok önemli bir şey var. Bu hafta da özellikle çok fazla gündemde de yer aldı. Birçok kişi yazdı. Sen de az önce bahsettin. Ülkemize gelen Suriyeliler, bu Orta Doğu'daki savaşlardan sonra Türkiye'ye sığınan Suriyeliler ve Türkmenler. Özellikle ben Türkmenleri ve Ezidilerden bahsetmek istiyorum. Irak'tan gelenleri. Bunlara bir statü hakkı tanınmadı Nihat abi. Ve bundan kaynaklı sağlık haklarından da yararlanamıyorlar. Yani Suriyelilerden biraz daha farklı bir muamele görüyorlar. Suriyelilere verilen haklar Türkmenlere bir türlü verilmedi. Veya Ezidilere verilmedi Irak'tan gelenlere. Bunun nedeni nedir sence Nihat abi? Şimdi böyle bir iç dünyalarında böyle bir şey var. Ama bunlar tam belgelenmiş, tam ortaya koymuş, tam ispatlanmış şeyler değil. Ama biz de bunları gözlüyoruz. Ama de bana ki belgele, belgeleyecek durumda değiliz. Ama biz de gelen Türkmen kardeşlerden, Ezidilerden bunu duyuyoruz. Bu tabii onların bilinç altında bir farklılık, cins, ırk, din ayrımı, mezhep ayrımı yaptığını falan gösteriyor. Ya da Suriye Savaşı'nda kim yanımdaydı, şu yanımdaydı falan gibi tabii bir şey yapıyorlar. Ya da ilerideki seçimlerde kendisine oy verecek, tabiyet verip, işte mülkiyat verip, bu Osmanlıca girişimlerin bir yönü de odur. Onlar
Osmanlı cevaplarıyla yazıyor, Arap harfleriyle yazdıkları için. Hani kolaylık olur onların çocuklarına. Onlar da bu ülkeyi ikame etmek, yetiştirmek, entegre etmek için Osmanlıca harfleri yardımcı olur düşüncesi. Bu da işin bir tarafında var. Bunlar kendilerine oy verecek, bizi destekleyecek. Hani orada 1 milyon nüfus var. Diğerlerinde dışlayan bir tavırları var. Bu çok doğru, doğru diyorsun. Ve biz başından beri hem Türkiye'deki, bu ülkedeki Türkmenlerin, oradaki Türkmenlerin sesinde sırf ırkçı derler, sırf bunlar da bilmem ne derlerdi. Yani çok da seslendiremiyoruz. Çünkü biz insan olarak bakmak zorundayız. Türkmen'e, öbürü, hepsi bir ve kardeş. Ama Yezidiler de aynı durumda. Aynı durumda. Bir facia yaşanıyor orada ve biz tabii ölen insanın Ezidi mi Türkmen mi olduğunu söyleyemeyiz. Bundan büyük bir insanlık düşmanlığı yoktur. Ama şimdi bu insanlık düşmanlığını çok net görüyoruz. Bal gibi ortada insanlık düşmanlığı. Görüyoruz böyle bir şey. Var da ayırt ediyorlar. Yani oradan gelen muhaciri bile ayırt ediyorlar. Arap'tır, şudur, bana destek verendir, Öseyanlısıdır, öbürüdür, şudur falan gibi bir şey yapıyorlar. Tabii bilinç altları bu. Kesinlikle. Şunu da sormak istiyorum Nihat abi sana. Hem kısa bir süremiz kaldı. Bunu da sormadan geçmek istemiyorum reklam arasına girmeden önce. Birçok Suriyeli de kamplara gitmiyor. Ankara'da muhtemelen sen de denk geliyorsundur. Sokakta dilenen, çadırda yaşayan, yıkılmış gecekonduların arasında yaşam savaşı veren. Devlet henüz daha bunlara tam anlamıyla bir önlem almadı. Yani birçoğu da çalışmıyor zaten. Bunları sadece bu dram değil mi? Bunlar hepsi. Gözlenerek tutmak için kamplara falan yerleştirmeye çalışıyorlar. Fakat 2-3 yıl içerisinde buna güç yetmez, para yetmez. Yani hiçbir ülke, Fransa, Amerika gibi bir ülke bile bu milyonu aşan yemek masrafı, yaşa masrafı 4-5 milyar doları bulan bir şeyi hiçbir ülke karşılayamaz. Burada bilinmez bir para var. Bu para nereden geliyor? Bu sarayların ve Türkiye'deki sıcak paranın göbeğinde. Başka güçler, başka paralar var. Onlara güveniyorlar galiba. Ya da bizim bilmediğimiz soygunlar oluyor Türkiye'de. Bir takım paraları transfer ediyorlar falan bakanlıktan filan yerden başka bir yere. Unutmayın 3 yıldır Sayıştay raporu gelmiyor. Sayıştay raporu gelmeden meclisten bütçe geçmez. Buna rağmen geçiriyor. Dandik bir şey. Yani buz cumhuriyeti oldu burası. Ve bu büyük paraların kaynağını bulamıyoruz. Ama buna rağmen bu parayla bu kadar büyük bir masrafla karşılayamazlar. Yani bir süre sonra tıkanacak diyorsun. Nihat abi biliyorsun Doğu Perinçek'in yurt dışı yasağı henüz kalkmadı. Ergenekon tertibinden kaynaklı ve Ahim'de de temiz davası görecek 28 Ocak'ta. Bu konuda neler söyleyeceksin? Tabii burada Doğu Perinçek çok büyük bir mücadele veriyor. Tek başına mücadele veriyor. Kendisinin milli bir davayı kendisi üstlenmiş. Oysa bunu tekrar hemen baştan alalım. Bir şey diyeceğim, 5 dakikalık yapsak ya onu. Kesersiniz, tamam. Dipten kesersiniz. 5 dakika dipten kesin. O reklam... Bir de çok önemli bir konu var. Biliyorsun İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Strasbourg'daki davaya gitmesi için yurt dışı yasağı henüz kalkmadı ki bu yasak Ergenekon tertibinden kaynaklı konuldu. 28 Ocak'ta da savunma yapması gerekiyor Ahim'de ki bu dava Türkiye'nin davası Ermeni soykırımının yalan olduğuna dair. Evet bu şey tabii bu Doğu Perinçek takmış hepimizi peşine gidiyor. Türk devleti de peşine takmış. Dışişlerinin görevini yapıyor. İşte dışişlerinin bunu yapması lazım. Üstelik mahkemeye gidecek. Bir hukuk skandalı yüzünden mahkemeye gidemiyor. Güç vermesi lazım. Dün bir ulusal kanal muhabiri Dışişleri Bakanlığı'na bu soruyu sordu. Tamam falan diğer cümle ağız laf etti ama Dışişleri Bakanlığı'nın fotoğrafına da iyi bakın. Yani beynine kan fışladı, gözü kan doldu falan gibi. Daha önceden bunu düşünmeliydiler. Bu bir milli davadır. Fakat burada tabii ki bir oyalama gibi bir şey söz konusu. İstemiyorlar aslında Doğu Perinçek Bey'in bu davayı temize çekmesini. Sebebi bu kolektif suçu buraya oturtmak istiyorlar. Çünkü bir nasıl Nazileri mahkum ettilerse ve Almanya Anayasası'nı değiştirme şansını ele geçirdilerse tarihsiz, köksüz bir anayasa yaptılar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Bu Türkiye'deki Ermeni soykırımı suçlamalarının sebebi de budur. Kolektif bir suçu bizim üstümüze atmak istiyorlar. Ve biz bütün bu suçları üstümüze alınca ne olacağız? Tarihsiz, köksüz, isimsiz bir anayasa yapılacak bize. Türkiye vatandaşlığı deyip içinde herkesin işte eyaletleşen yerin de kapılarını açan bir yere. Bunun hazırlığıdır. Bu kolektif suçu reddetmek için, soykırım reddetmek için kendine görev vermiş bu Perinçek Bey. Gitmiş hayatı boyunca hayatını yarısı hapislerde geçmiş. Yetmemiş çıkar çıkmaz Strasbourg'lara koşup bu mücadele veriyor.
Biz yetişemiyoruz bu Perinçekli'ye yani falan yani. Ama arkadan lojistik olarak konuşarak, yazarak ancak Doğu Perinçekli'ye katkımız olabilir. Ama asıl verilmesi gereken medyadır, dışlarıdır, değil mi? Önün açılması lazımdır. Çünkü milli bir davadır. Bu milli davada çok da şey yapılmıyor. Evet, sempatik bir iki cümle bir şeyler görülüyor ama çok daha güçlü bir şekilde bir halkın, bir siyasetin Doğu Perinçekli'nin arkasında durması lazım. Bir de Doğu Perinçek Bey zaman içerisinde şunu ispatladı. Yani evet, kendisine küçük bir parti diyorlar ama bütün büyük partiler Doğu Perinçek'in verdiği mücadelenin ve ele geçirdiği Avrupa'da kazanımlarının Türkiye için çok büyük faydaları olduğunu da dile getiriyorlar yani. Böyle bir şey var. Tabii Türkiye'de bir defaktü diye bir durum var. Bir cemaat hukuku bozdu ya balyum. Şimdi adam 250 yıl ceza verilmiş ve 200 müebbet hapis almış ama dışarıda. Böyle farklı durumlar var. Ergun Okun iflas etti dışarıda ama ceza üstünde duruyor gibi. Herkesin üstünde. Yani temizlenmemiş ortalık. Hukuki karışıklıkları, skandallar temizlenmemiş. İşte HSYK'yı mı önce toplayalım dedi. Yargıtay'ı mı toplayalım dedi. Yani bunlar, kırışıklıklar ortada duruyor. Bu da bugünlerde Doğu Perinçek'e ayak bağı oluyor. E tabii buradan bir kere daha seslendirelim. Ancak Türkiye halkı bilsin ki bu Ergenekon soykırımı iddiası çok önemli bir iddiadır. Bize bir hepimizi suçlu kılmak, tarihten düşünmek. Bir de başka bir şey söyleyeyim. Nihayetinde bir Kurtuluş Savaşı'ndan önce ve Cumhuriyet'ten önce yapılmış bir hadisedir. Birileri Osmanlı diye bir saraylarında oturuyor ama Osmanlı'nın son gününden kalmış böyle büyük bir davayı da ipledikleri yok. Hatta el altından hani ileride eyaletleşen Anadolu beyliklerine dönen müzakere sonrası böyle bir şeyleri düşünüyorlar. Oyun oynuyorlar. Bunları da Anadolu köylerinde, dağlarında, taşlarında oturan, kasabalarında oturan herkes görsün yani. Evet. Ki bu yılda biliyorsun 2015 yılı Ermeni iddialarının 100. yılı. Bununla ilgili propagandalara da hemen başladılar Nihat abi. Ve bu dava o açıdan da çok önemli. Bu davayı kazanmamız aslında bir nevi onların propagandalarını, onların tezlerini çürütmesi açısından da bence çok önemli. Tabii çok önemli. Çok takdire şayan Doğu Bey'in yaptıkları. Biz de bunları ifade ediyoruz. Evet, kumpaslardan bahsetmişken Nihat abi, son olarak hemen şunu da sormak istiyorum. Askeri casusluk davası ile ilgili biliyorsun Ergenekon ve Berlioz tertipleri çöktükten sonra askeri casusluk tertibi de çöktü ve bununla ilgili pek çok subay yavaş yavaş serbest bırakılmaya başladı. Peki bu kumpaslardan sence hesap sorulacak mı? Şimdi iş tabii tersine dönecek ve bunlardan mutlaka hesap sorulacak. Bunlardan iki tür hesap sorulacak. Bir, hukukun soracağı hesap. Hukukun soracağı hesap iki tür hesap. Bir, bu dönemi siyasi tinin hakim olduğu hukukun soracağı hesap. Bir de yarınlarda bağımsız hukukun soracağı hesap. Bizim hesabımız da başka. Biz bu yargıçları, bu hakimleri, bu çalma sorularla cemaat müdürü insanları tarihin önünde çok başka türlü, bunların hesabını çok başka türlü alacağız. Bizim hesabımız büyük bir hesaptır. Bu Türk ordusunun Genelkurmay Başkanı ve 300 yüksek rütbeli subaya yapılan bu adice iftiralar 2000 yıllık tarihimizde görülmemiştir. Bunların cevabı da 2000 yıllık tarihte görülmemiş şekilde olacaktır. Bu topraklarda bir direniş, bir namus, bir haysiyet varsa, bu toprakların ekmeğini sürmüşmüş insanlar varsa, bu insanlar şimdi bu büyük hesaba hazırlanıyor. Şimdi birçok şeyi konuşamıyoruz. Gün gelecek konuşacağız. Korktuğumuzdan değil. Her şeyin saati ve zamanı var. Hiçbir şekilde bu insanları affetmeyeceğiz. Türk ordusunu bir basket salonu gibi bir yere sokup 200 yükselip sobayı ifadelerini dahi almadan sığır sürüleri gibi içeri tıkılma sahnesini hiçbir şekilde unutmayacağız. Türk tarihinin en karanlık günü o gündür. İfadesini bile almadan kapının kapıları diye bağırıyor bir cemaat yargıcı ve insanlar yaka paça içeri atılıyor. Bu sahneler bizim kafamızda Kurtuluş Savaşı kadar büyük, Sel kadar büyük, büyük trajedisi olan sahnelerdir, facia sahnelerdir. Ve tabii bir yenildiği de, çürümüşlüğü de anlatan sahnelerdir. Biz zaferlerimizi konuştuğumuz kadar eksiklerimizi, nasıl rezil olduğumuz günlere de, kepazelikleri de konuşacağız ve bunların yakasını bırakmayacağız. Evet Nihat abi, bize ayrılan sürenin artık sonuna geldik. Bir varyansın akşamı daha bugün bitti ve son olarak şunu da eklemek istiyoruz. Bizi rehin alın, Doğu Perinçek'i serbest bırakın diyelim. İyi akşamlar seninle.